Trabzon'da yedirdiği gol. Penaltı. Kırmızı kart var da hakem kıyak yaptı. Arkasından Sivas maçında şampiyonluktan oldu ya. O golleri mi yedirdi Cuku? Şimdi bu maça bakıyorsun, kafayı vurdurdu. İkinci golde şut attırdı. Ya yani bu kadar hata yapan bir bek, daha bir sürü var da şimdi saymayayım öbürlerini. Bir sürü var da. Şimdi ben hala Cuku diyenler var. Hiç şimdi konuşmuyorlar onlar. Bazen konuşanlar da oldu. Bugün kim konuştu bakayım bizden? Şey galiba, Kartal galiba konuştu. Neyse yani şu var. Ya arkadaş, her maç hata yapan bir tane adam var ya, her maç. Bak gösteriyor şimdi kafayı, bu ikinci gole bak, şut atıyor. Cuku önleyecek. Birisi de yazmış, diyor ki ya hocam dedi, şeyi görmüyorsun dedi ya. Ya Krunic'i kafayı takmışlar Krunic'e. Toptan kaçıyor diyor. Bir daha seyrettim, tamam mı? Krunic arkadan yetişmeye çalışıyor. Önünde beka var. Ya baksana topa. Bes yani ya. İnsanlar çok yaşa. Hep beraber. İnsanlar var ya. Çok biraz yaşa. Daha devam edebilir. Olsun etsin. İyidir hapşırmak. Şimdi insanlar ya, birileri bir şey söylüyor. Kurunuş kötü. Yeniden golde adam santraforun orada olsa var ya, diyecek ki onun yüzünden yediler golü. Ya bugün baktım işte tekrar, lan bir daha baktım, Allah Allah, ben atladığım bir şey mi var diye. Önünde şey nedir ona? Cuku duruyor. Ya bir topa vurdurmayacak gidip. Şimdi bu kadar ben anlamadım. Daha şimdi şey, Mourinho pişman olacak da, ben bana göre stoper arasın bulsun. Bakın nereye söylüyorum. Mourinho'nun iki tane hatası var, gördüm. Şimdi tabii ki adamı kariyeriyle şununla bununla falan diyeceğimiz bir şey yok. Bir, kaleci hiçbir zaman ceza sahasının yayının oraya pas atmaz arkadaş. Bitti. Benim onu attıran kimse, belki sen vardın belki. Leipzig'in antrenörü, şimdi milli takımın antrenörü. Nagelsmann. Oraya top attırdı. Bu dedim kötü antrenör dedim. Bak. Ya arkadaş, oraya top attı. Ben antrenör olacağım da benim kalecim oraya pas attıracak. Bir, iki. Tadiç bir gol yedirtirdi biliyor musun? Arkaya doğru geldi, sıçradı. Bir dakika ya. Tadiç'i ne yapacaksın, çok merak ettim. Ben antrenör olacağım. Attırma, atmaz, oynatmam. Onu idmandan kovarım. Oraya pas hoca atamaz. İstiyorsa. Hoca istiyorsa lisansını yırtarım. Yani. Hocam bir şey söyleyeceğim ya, yanlış anlamayın. Zamanında sadece siz değil, herkesin salladığı Farioli şu anda Ajax'ın teknik direktörü oldu. Ya bırak, yani olabilir ya, kulüplerden biri. Salladı ne arkadan? Ve en çok sallanan konu da geriden oyun kurması. Ben de çok araştırdım o geri. Ama onu tamam, işte yapamayacak ya, oyuncu ya, var. Oyuncu var. Ya bir dakika ya. Ya kaç tane, 4 gol, 5 gol kaç tane yedi kendisi aslında? Affeder, şunu söyleyeceğim. Bu Farioli'ye karşı oynayan takımların antrenörleri salak. Vallahi salak. Geri zekalı hatta. Ulan bas, bas oraya. Bitti. En on işte, iki tane, üç tane gol at yani. Bu kadar basit yani. Neyse. Şimdi o oraya kadar top, basit olmuyor. Yok, çok basit. O kadar top at. Bak, ortaya top bazen attırmak bazen ne kadar bir, çalışırsanız çalışsın yapamıyorsunuz. Zaten. Yaparsın. Çünkü ya, çok ya, iyi yapıyorsunuz. Yani potansiyelle de, ya, oyuncu potansiyel, eldeki malzeme herhalde de tabii ki önemli. Ama hocanın sisteminde ısrarcı olması, onu yok, yerleştirmek yok, adına. Ben neyse ya, onu şey, ya olabilir ama bana ama göre işte yanlış. Mesela onu bak, oradan dal attı. Gene al. O 4-3 mesela, bak. Barış, Ayhan, Mustafa Sarp'la Reykart. O 4-3'ü ısrarla dediler ki olmaz. Olmaz, bu üçlüyle olmaz. Yaptı, kariyerini bitirdi. Ya neyse yani. Ya bak şimdi. İkincisi. Bir orta geldi. Tadiç üzerinden geçti. Beke geldi. Rakip veya futbolcu geldi. Tadiç'i bir çalım attı, vurdu gol. Tadiç öyle, ya bak. O çalımı yemeyecek arkadaş. Şimdi ben Mourinho'ya göstersem onu derim, arkadaş sen bunu, ya bilmiyor musun? Öğreteceksin kardeşim. Öğreteceksin, isterse 70 yaşında olsun. O futbol, ona çalım yememeyi öğreteceksin. Bir, oraya top attırmayacaksın. İki, üç, dolmuşa gelmeyeceksin Mourinho. Türkiye'de yalan yanlış adamı dolmuşa getirirler. Anladın mı? Hemen o stoperleri methetti hemen birinci şeyi gönderdi zaten. Hocam Mourinho'nun da ya kimsenin herhalde görüşünü dinlemeye ihtiyacı yoktur diyor. Var herhalde. Türkiye geldi. Yoktur. Ya ilk gönderdiği adam Serdar oldu. İlk gönderdiği normal adam. Bana geliş normal. Cuku var orada. Göndersene. Tam Cuku Serdar'dan çok daha iyi bir oyuncu. Rakibe göre çok daha iyi. Mesela yani ben mukayese bile edilemez. Ben Galatasaraylı falan. Hocam olsam her programda, daha iyi. Her programda Serdar'a sıkıştırıyorsun. Ya boş ver. Yani. Ya ben Cuku'yu söylüyorum kardeşim. Bir kişi konuşmuyor. Bitti. Çünkü bana göre var ya, kazma bir stoper hata yapıyor. Her maç hocam, hata yapıyor. Hocam iyiydi geçen sezon. Tamam. Ya bana bu ne sezon iyiydi? Şu an çok iyi açmamış olabilir. Ama bir maçla bu kadar yadırgamamak lazım. Ya arkadaş, ben 20 sene Türkiye'de lazım. Bir numaraydım. Bir ya, numara. Unutuyorsun. Bak şimdi buradayım ben. Çalışmıyorum. Bırak, eskiden iyiymiş. Bana ne ya?
Bak dur bakayım şu pozisyonu şeyin. Yok bu Hall City maçı. Yok. Serdar'ın Fenerbahçe'nin oyuncusu galiba bir ya. Evet. Yani bir kaç pişman tane stoper var hocam Fenerbahçe'de bilmiyorum, şu anda? Bilmiyorum, pişman olur şey yapabilir. Bu arada 3 stoperden bahsettik ama Osterwolde de orada kullanıldı geçen evet, sezonda. Verimli oldu. Osterwolde bunlardan iyi. 4 tane iyi stoperi var bak, Fenerbahçe'de. Bana göre Çağlar'la Osterwolde oynar. Yani bir kısmını sayma. Onlar ama yoklar. Şu anda Serdar Aziz var ama yok mesela yani. Mesela Fenerbahçe'nin önceliği hoca ne kadar dersin? Stoper değil. Fenerbahçe'nin önceliği çok net gözüküyor ki bir orta saha 6 numara. Hiç bana göre değil. Hiç bir sürü adam var. Çift kanatta oynayabilen bir oyuncu arıyorsan elinde var hocam. Oğuz Aydın var şu anda. Bu ligin geçen sezon en iyi oyuncularından bir tanesi ki bana göre Fenerbahçe'de forma şansını bulduğu anda bırakabilecek. Yalnız Oğuz Aydın mı var ya? Çok iyi bir transfer. Anda, o anda Talici'de. İrfan ne? Ne olacak? İrfan'dan formayı kaparsa bence bırakmayabilir de. Ya, hakikaten Allah. İyi oyuncu. Geçen sezon. Tadiç var. Futbolcu. Hayır hocam iki tane kanat oynayabilen habere göre konuşuyoruz yine. Hı hı. Bir oyuncu istiyorum. Ya nerede? Herkes artık her kanatta oynuyor kardeşim. Bu Oğuz Aydın iki kanatta da oynayabilen bir oyuncu işte. Ya hepsi oynuyor. İki kanatta oynayamayan oyuncu var mı? Bana bir söylesene açık. Niye, hocam verimliliği düşük olur. Mesela İrfan Can Kahveci'yi sol kanada koyarsan sağdaki kadar aktif olması mümkün değil. Niye? Mümkün seyrettin değil çünkü hiç. Gördün mü? Seyrettim gördüm. Nerede? Milli takımda da oynadı. Ya bırak. İyi de oynadı ama savunma yardımıyla ya, öne çıktı. Şey söyleyeyim bir tane maç. İçeri kat eden oyuncu ya, hocam sol ayağını kullanıyor. Esas ben şöyle bir şey sorayım size. İrfan Can sol kanat oynuyor siz sağ beksiniz. Sizi geçmesi zor. Ama sağ kanattayken herkesi geçebilir. Ya işte bak güzel bir şey söylüyorsun ama ters ayaklı orta yapmasını öğretirsin. Senin orada yetmesine gerek yok ki. Hocam yani ben şu var. Anlatamıyorum. Hayır eskiden bir dakika bak şimdi. Hayır. Öğretemezsin yani. Şimdi eskiden ben diyordum ki sol ayaklı sağda oynar diyordum. O olur mu sol ayak var soldan oynayacak bana. Ben Piontek'te bir yüzden münakaşa ettim. Teknik direktörlük kursunda. Hı hı. Ne dedi biliyor musun? Herkesi kaldırıyor. Tık 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 falan soru soruyor bana kaldı. Dedi ki adam markajının tamam mı? Hücumda şey ne şeyi vardır. İşte zaafı vardır. Niye zaafı olacak dedim ya. Alırsın dedim hücumda. Adam markacı. İşte oyuna gidersin. Olmaz dedi. Sen dedi sol tarafa gelirsin dedi. Tamam mı? Adamınla dedi. Topu kaparsın dedi. Sol ayağınla dedi. Oyuna sokamazsın dedi. Öyle şey olmaz dedim. Vallahi bak. Olmaz dedim. Ne demek dedim sol ayağını sayede oyuna sokamazsın. Vallahi bak derste oluyor bu. Sonra bana dedi ya sen nerede oynuyorsun dedi. Hangi takımda çalıştırıyorsun? Niye takımını şampiyon yapmıyorsun? Dedim ki ben Kocaeli Spor'dayım 7 puanla lideriz dedim devre arası. Geleceğim seyredeceğim senin takımını falan dedim ondan sonra. Neyse şunu anlatacağım. Arkadaş eskiden sol açık sol sağ tarafta oynadı mı sol ayakta olmaz diyorlardı. Şimdi bu tarafta oynarsa olmaz diyorlar. Çok enteresan. Ama o zaman diyorsun ki burada da oynayabilir. Bana göre burada da oynayabilir. Ters ayakla. Beni mesela... Hocam koyarsan oynar. Ya beni koy ben de oynarım. Ama verimliliğim ne olur? Ya, anlatabiliyor muyum? Yani? Aynı mevzu olur. Bu. Ya, İrfan ya, solda sağdaki kadar verimli niye, olamaz. Niye biliyor musun? Çünkü ters ayakta orta yapmak çok kolay. Öbür türlü adama çarptırırsın. Yani sağ ayakta eğiliyorsan adama çarptırıyor. Ya avuta atıyorsun ya kaleciye adama çarptırıyorsun. Al sol ayağına yap ortanı. Yani sol ayağın varsa daha rahat burada. Ben şut idmanım öyleydi ya. Bu getiriyorum sağ tarafa alıyorduk sol ayağıyla. Şu orta yapıyordu iki kişi gole gidiyordu. Şu var şimdi bir sürü adam var. Ben tekrar söylüyorum. Bana göre Fenerbahçe alacaksa stoper alsın. Osterwold ile şey ne o çocuk Çağlar Söyüncü. Bu ikisi oynar. Öbürleri ikisi bana göre iki tane Mete'de bitiremedi bizimkiler. Beko ile Cuk'u oturdu. Allah Allah. La Sivas maçında yedirdiğiniz gol. Şampiyonluktan oldu. 30 metreden top geliyor adam penaltı yaptırdınız ya. Ya öbürü şey maçında gene Cuk'u geliyor aklıma. Stoper hiç hata yapmaz mı hocam? Ne yaparsa gol yersin. Serdar Aziz'in yaptığı hatalar? Bunların Serdar Aziz'in 10 senede yaptığı hata bunların 1 senede yaptığı hata. Bak Serdar 10 senede yaptığı hata. 10 senede oynadığı maç sayısı Serdar'ın hepsinden fazla. Ya Allah Allah. Hemen ya ne kadar demek hocam arkadaş. Şimdi bak hemen bilmediğin şeyleri söylemeyeceğim. Bana ben isim isim sayarım. Şu maçta şu hatayı yaptı, bu maçta şu hatayı yaptı, bu maçta şu hatayı yaptı. Benim söylediğim stoperlerin hepsi Fenerbahçe'den gitti. Hiçbiri oynayamadı. Salah'ı da dahil. Benim beğenmediğim stoperler iyi oynayamadılar.